Yine böyle gıcık gıcık müzikler. İyi. Yok, fark etmez ya. Sesim çıkıyordur zaten benim. Bakalım nasıl olacak, aşırı heyecanlıyım. Umarım şunun sesi gelmiyordur. Kuaför bloklarını da siz çok seviyorsunuz. O yüzden ben de çekerken çok büyük keyif alıyorum. Şu an açma işlemi mi yapıyoruz? Açma işlemi yapıyoruz, evet. Allah'ım, heyecan dorukta. Saçlarım da biraz turunculaşmış sanırım. Bir önceki geldiğinde daha sıcak bir ton denemiştik. O yüzden hem dibim geldi hem de böyle bir turunculuk var saçımda şu anda. Sinirim bozdu o turunculuk. Uçlarının kesilmesine gerek var mı? Uçlarının biraz hareketi var. Bu işlemden sonra biraz toparlaması iyi olur. Boyadıktan sonra mı keselim birazcık? Değil aynen. Ben bayağıdır kestirmiyorum. 1,5 sene olmuştur kestirmeyeli. Çok da kestirmeyeli aslında ya. İyi görünüyor. Yani öyle mi? Ben de çok da toparlanmıyorum. Ama bu işlerden sorayım. Biraz bir toparlansa iyi de olur. Evet. En son 2018-31 Aralık'taki saçlarımı kestirdim. Şu kadar kestirmiştim. Kısa. Evet, kısa. Hiç elbetmedin ondan sonra. Keratin bakımından sonra çok hızlı uzadı. Bayağı uzadı. Rengin de çok güzel. Senin de o rengi göre koyu. Sevmiyorum ya. Beni çok sert gösteriyor. Çok iyi değil aslında. Ama fotoğraflarda simsiyah çıkıyor. Mesela bir örnek göstereyim. Mesela bak. Yani siyaha boyatmış gibi. Ve bir de şey, kaşlarım falan da kalın ya. O yüzden hani gerçekten sert duruyorum. Kaşlar falan yakışıyor mu? Ama sert duruyor işte. O görüntüyü sevmiyorum. Çok güzel. En sevdiğim. Mesela şu da çok güzeldi, muhakkak hatırlıyorsunuz. İşte o kadar çok sıkladım ki koyu renk saçtan. Bir de gerçekte o kadar koyu değil ama fotoğraflarda inanılmaz koyu çıkıyor. Kaç saat bekleriz bunu? Bir saat. Neyse, Erin gelsin de biraz ona bulaşayım. Onur'la hep ben pazarlık yapıyorum boya yaparken. Kaç dakika bekleriz? Ya diyor, bir dur. Totalde kaç saat sürer? O uzun sürer. 7 saat var mı? 7 saat biz alırız. Onur da belki huyumu bildiği için bana diyor ki 7 saatte yaparım diyor. Herhalde 7 saate kabullenip gelmem için. Biz beraber yapacağız ya. Biraz daha kısıtlıyorum. Harika. Şey, peki yalan mı? Sürekli kuaförlerin söylediği şey var. İşte saçının uçlarından alalım, hızlı uzasın. Yo, doğru. Yalan değil, doğru. Ama ben hiç aldırmadım. Saçlarım çok uzadı. Kısa değil. Küçük minik minik yani. Şöyle 5 ayda 6 ayda uzun. Doğru yani o. Dedim acaba bir taktik mi? Ama ben hiç kestirmedim. En son işte 2018-31 Aralık yılbaşı günü kestirdim. Bir daha da hiç kestirmedim. Şu kadardı saçlarım. Tam şu kadardı. Bu kadar uzamış ya. Dehşet bir şey. Keratin bakımı da en son Şubat ayında yaptırmıştım. Hala saçlarım yumuşak. Hayda! Basıldık. Aa, dur, yapamadım. Çık bir daha gir. Merhaba. Güzelliğe bak ya. Sarı mı oldu sen şimdi? Evet, artık gitti yani. Yaptık. Şeyi... Güzel yüzünü özlemiş. Sizin isminiz neydi bu arada? Anıl benim ismim. Anıl. Anıl Bey de dedi ki şey, sıcak tonu gösterdim. Sana Pinterest'ten atmıştım ya. O istediğin gibi olmayabilir dedi. Yani ben de istediğin gibi durmaz dedi. Bana da mantıklı geldi. Çünkü ben pek sıcağa yaklaşmıyordum ya. Şu. İstediğin gibi olmayabilir dedi. Çok karışık. Çok şu. Ama ya. Çok karışık bir ton. Öyle mi? Şu. Çok o şey. Bunu yapacağız. Doğru. Bu daha böyle kaliteli duruyor, daha belirli gidiyor. Güzel. Doğru, ben belki hani o saç karanlıkta da öyle durmuyordur. Ben çok kararsızım bu arada. Şöyle bir renk yaptırıp ben de mi böyle sarı yaptırsam? Yoksa yaptır. Biraz daha sıcak, ya şunu daha açığını yaptırıp yine önlere sarı yaptırabilirim. Olabilir aynen. Evet. Sıcak mı daha çok yakışır onun, soğuk mu? Şimdi aslına bakarsan bence sıcak değil, nötrüm ben. Nötr alt tonluyum. Bana nötr ve sıcağa dönükler yakışıyor bence. Ama çok sıcak canlı yakışmaz, çok soğuk yakışmaz. Yani ne kadar zor bir seçim ya, bunun seçimini ben yapmak. Ben de göstereceğim şimdi, şu kalitini yapayım. Bir yabancı video izledik, orada da şeye göre seçiyor. Gözdeki şu halkaya göre seçiyor kadın.
saç rengin. Şu renk halkası var ya. Aynı canım ya. Valla bana da şu tarz bir şey çıktı. Küllü kumral, açık kumral. Bilgisayar falan mı var yani? Sistem mi? Yok, dört farklı göz tipi gösterdi kadın videoda. İşte göz tipine göre. Mesela benim gözlerimde... Yok hayır değil, kendisi. Kendisi söylüyor. Evet, dört farklı tip göz gösteriyor. Benim mesela göz bebeğin çevresindeki halka böyle sarımsı bir halka var. Aynısını gösterdi ya, gözüm dışı yeşil. En dış çizgisi de bende mavi. Her şey var. Bana uygun olan mesela aşırı sarı odaklı değil de işte açık küllü kumral, üstüne de sarı balyaj. Aynı istediğimi gösterdi. Çok şaşırdım ya. Evet, ben de ilk defa duydum. Genelde hep ten rengine göre seçerler. Çok ilginç ya. Biraz sizi çekelim. Çek bakalım. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlere sarı saç nasıl yapılır? Mor saç nasıl yapılır mı göstereceğiz? Düşünmedi değil. Lila saç düşündü. Ben lila ya da kendini şoplamış. Düşündüm aslında, evet, yalan. Kendini şoplamış ya. Dur göstereceğim. Baksınlar. Gözüküyor mu? Kameradan gözükür mü bu? Kendini şoplamış. Çekiyor elini. Kıza girdim ya burada. Millet diyecek, manyak mı bu, deli mi? Recep İvedik'le bir şey, kuaför sahnesi var ya, civciv sarısı yapıyorlar saçları. Bunu yapsaydık öyle olurdu. Gerçekten. Neden? Neden şey yüzünden mi? Ten rengim yüzünden mi? Hayır ya, o renk çok şey bir renk, gerçekten öyle göründüğü gibi görünmeyecek. Işık yüzünden mi o kadar güzel gözüküyor? Bir de aynen ışıktan hep. Bir de o saça her zaman senin şekil vermen lazım. İkinci gösterdiği sürece hiçbir yapmasam da olur. Hayatta uğraşamam. Örgü yap, böyle balık sırtı örgü yap, çok güzel durur. Maşa yap. Bahsettiğimiz saç bu, ilk saç. Yok, uğraşamam ben öyle bukle falan. Hani, ben sevmiyorum, uğraşmayayım. Normal dalgalı bırak, çok güzel durur. Ama bu çok karmaşık durur. Bu da çok güzel ya. Bu da güzel. Aynen, net çizgiler var saçta. Hani net belirgin şeyler var. Evet. İlk Onur'la ilk tanıştığımızda ilk buraya geldim. Dedim ki asla belli olmayacak bir şey olsun. Çok minik olsun. İncecik, incecik. Ben de ilk boyattım. Onur alıyor diyorum ki biraz daha ince al. Ama o kadar belli belirsiz bir şey yaptı ki benim yüzümden. Ama cidden hastalıkmış. Ya benim korkum şeydi, saçımın böyle aşırı yıpranmasıydı ama öyle bir şey olmadı. Bir de çok doğallıktan yanaydım. Artık ne? Saçımı beyaz yapsanız bir şey demem. Ya da böyle bir şey. Ben maskemi nereye? Şu an rengini aynı yapacağız değil mi? Komple. Tek renk olacak mı? Hepsini açacağız. Güzel, temiz bir sarı yer kadar açacağız. Biraz şey turunculaşmış mı? Ben anlamadım. Yoksa hani atılan cilayla mı alakalı? Mor şampuan kullanmam gerekir mi arada? Arada tabii, evet. Orayı yaptıktan sonra kullansam iyi olur. Ne kadar arada? 15 günde bir. 10 günde bir mesela. Şey de varmış. Mor şampuan değil de maskesi. Maskesi mi daha iyi, şampuan mı? Şampuanı daha iyi bence. Tamam, şampuanla. Aynen, şampuan daha iyi. Sarı saç ciddi bir iştir. Gelen olursa almayacağım zaten. Evet. Aynen. Ya böyle fönler, hani o tarz şeyler alırsın, beklerim ben. Anıl Aydemir, Onur Aydemir, Şevval Aydemir. Amcamızın kızı. Nasıl olur turuncudan sarı, riskli değil mi? Güzel olacak yani. Çekiyor mu kamera? Evet. Var ya, ben bir fotoğraflar çekeceğim, Allah. Fark ettiğiniz Allah. Doğal çıksın, olmamış gibi olsun. Babam bıktı benden. Sen diyor, kendine aşık mısın? Ben işte... Bu ne böyle diyor. Ben sevmiyorum fotoğraf çekilmeyi. Hele bir video çektikten sonra... ben de. Video çektikten sonra nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Kendinden sıkılıyorum. Evet, ben de. Her şeyi fotoğraf çekerdim ben. Ben de. Her şeyi. Böyle böcekleri... Saati, şurayı, orayı, burayı. Sanatsal fotoğraflar falan. Ya işte sanatsal bir yönümüz de var arkadaşlar. Yani sanata önem veriyoruz. Var var. Bak, dön böyle, elinle konuş. Dön böyle. Şöyle mi döneyim? Sen de dön o tarafa. Hayda, böyle deyince de şu an kaldım böyle şey gibi. Hadi öpüşün barışın. Arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz.
Bu videonun kalanında burada bir şey mi gözüküyor ya? Hayırdır? Bir yamukluk var sanki. Gördüğünüz gibi şu an Recep İvedik'in kuaför sahnesini tekrardan baştan çekiyoruz. Sinirler birazcık bozuk, gergin olsa da ve muz kafalı olsam da muza benziyorum şu anda. Olgunlaşmış bir adet muz. Birazdan inşallah her şey güzel olacak. Everything's gonna be okay. Oo, telefonumu düşürüyordum. Açıcı, yemin ederim kafa yaptı ya. Gerçekten iyi değilim şu an. Böyle bir şey geliyor. Bir şey geliyor. İyi değilim şu an. Sonra konuşalım. Sonra görüşelim şu an. Hoşçakalın. Şu an Eri'nin alanına konuk oluyoruz. Eri'nin muazzam saçları. Nasıl hissediyorsun? Harika oldu saçların. Sarışın hissediyorum. Çok iyi. Civcive benzedin aynı. Tipe bak. Ya niye böyle fosforlu sarı oluyor saçı açınca ki acaba? Bilmiyorum. Fosforlu. Muza benziyoruz ikimiz de. Şu an kendime odaklıyorum. Ve Eri'ne odaklıyorum. Şu an kendimi gördüm kameradan. İnanılmaz. Gerçekten efsane. Çok iyiyim şu an. Aha, beni netlemedi bu salak şey. 3 lirana geçmeniz lazım. Onun kamerası var. Kimselerin görmediği, görüp de yaptırmadığı saç rengi. Niye fosforlu peki ya? Bildiğin çingen işte. Çingenler böyle açıyor. Ama çingenlerinki daha turuncu oluyor. Neden? Ya onlarınki daha güzel oluyor. Onlar alıyorlar şey, 30'lu. Saçlarına vurup güneşe çıkıyorlar. Bu kaçlık? Yani aynen. Bir de o güneşe yani çıktıkları zaman daha parlak oluyor onların saçı. Evet. Mario şu an iptal. Ben iptal. Gördüğünüz gibi iyice dipleri de açtık. Bak şimdi. Bunlar tamam. Aynı bir tamam. Sistemden. İstediğin şeyleri göstersene bana. Bakayım. Göstereyim hemen. Dipleri güzel bir kumral olacak. Şuradan başlayacak geçişler. Bak şurada olacak. Bileyim be, sen de aynısını hemen hemen yakınını istiyorsun. Ya bak aynı sistemle yapacağız da farklı çıkacak. İstediğim şeyi tekrar gösteriyorum sana. Olacak şeyleri söyleyeyim, olmayacak şeyleri de göstermem lazım. Benim istediğim görünüm bu. Ama o sarılıklar daha yoğun olsun istiyorum. Tamam. O kadar şey olmasın, sakin olmasın. Öndeki profili istiyor musun yine? İstiyorum. Öndeki olsun zaten. Şunu paketleyeyim mi yoksa boş? Normal şurayı bırakabilirsin de yani burayı. Yani şu an şu saçımın halini story olarak attım. Hatta böyle dibi olan halini story olarak attım. Bir önceki videolardaki halini. Bir sürü insan inanmış biliyor musunuz? Böyle kalacağına, bu rengi istediğime helal olsun. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hepinize küsüm. Yani inandıysanız eğer o storyleri görüp de Instagram'da. Konuşmuyorum. Emir'e de fotoğrafımı attım. Çocuk askerde kalp krizi geçirecek. Of. Hali bakar mısın? Cilcim sarısı. Teşekkür ederim. Muz gibiyim ya. Küçük bir muz. Muzlu vapur. Heyecanlıyım. Hemen şuradan bir renk göstereyim. Tamam. İstediğim gibi küllü. Değil mi? Bak ne kadar güzel. Bayağı çıkmış duruyor. Ucu ya. İsterken bile çok güzel duruyor değil mi? Bayağı küllü oldu. Renge bak. Aaa. Burcu'ya durdurdum. Ben göstermek istiyorum ya. Ben yanımda. Birkaç ünlü var. Aynısı oldu lan. Aynısı oldu. Bak. Aa, çok güzel oldu. Bundan sonra sarıları böyle paketleyeceğim boş. Ben misin? Cemal sen niye bakıyorsun aynı zamanda? Tamam mı? Kim bakıyor ya? Cemal çok tanıyor muyum? Ama elim böyle kalsın ama. Gerçekten çok güzel oldu. Elin Rus kumarbazı. Bu kadar. Ya tam istediğim şey oldu biliyor musun? Rus kumarbazı. Ay. Kaçın. Kumarbazlara. Beni Rus kumarbazlara benzer. Hayır, hayır, hayır. Çok güzel oldu. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben çok küçük aldığını düşünmüştüm. Hiç bu kadar yaygın olabileceğini düşünmemiştim biliyor musun? Ben bayılıyorum. Çok kalın alsam. Çok bayıldım. Şuradan çok kalın alsam. Ben hiç bu kadar fazla olabileceğini hayal etmedim. Dedim çok küçük aldı. Şuradan alsam çok fazla olurdu. İnanmıyor. Ama nasıl yani? Aslında çok kalın değil ama ben, ben hiçbir şey demiyorum artık. Son nokta. Çok
çok, ay çok güzel olmadı mı ya? Saçı iki kere açtık. Ya ama yanmıyor. Ve sana bir şey değil mi? Bu saçı bana bırak, güzel bir şekilde giyin bu saçı. Demiştim bak bana külli yakışıyor diye. Daha bile açık olmuş biliyor musun? Ama bir dahaki sefer yapalım. Açılacak zaten. Yıkanınca bak bu saçı hiç ellemeyeceğiz artık. Çok mutlu oldum ya. Bu saçı hiç ellemeyeceğiz artık. Sen bu saçı 30 gün boyunca, 20-30 gün boyunca yıkayacaksın. Mesela bak Şevval'in saçından tarif edebilirim sana. Diplerim çok güzel oldu. Benim de kulak arkana alacağım. Sadece şu inci tutamam. Anladın mı? Nasıl keseceksin? Tamam. Yani şöyle kademeli mi keseceksin? İnce ince kat var. Böyle çok keskin kat olmayacak yani. Tamam, öyle olsun. Ne yapalım? Olmadım ya. Evet, kök zaten. Ya ben turuncuyu da çok seviyorum. Evet, o da çok iyiydi. İşte bakalım. Yerin girmedim yani ben. Evet, fark ettim. Ay efsane oldu ya. Harun pırıl vallahi de. Haftaya buna keratin bakımı da yaptırınca efsane. Şu tişörtümün hali açıcı yüzünden böyle oldu. 7-8 saattir uğraşıyoruz. Sonuç bu. Harika oldu. Deliriyorum şu an. Çığlık attım az önce aynaya bakıp. Heyecan yaptım. Kaşlarımı da birazcık açacağız. Efsane oldu ya. Işık açılınca daha iyi oldu. Gel, ben bir şey gireyim. Geriye mi diyeyim? Vallahi çok güzel oldu. Boyu da çok güzel. Kestik. Hafif, çok hafif minik kat verdi önüne. Ya böyle bir sarı olamaz ya. Bunu da yapmazsın ya. Ayıp. Gerçekten yapmazsın. Şu an kameramanın resmen şarjı bitmek üzere. Bizim saçlarımız da bitti. İkimiz de sarışın olduk. Ay bebek gibi oldu Erin. Bebek gibi oldu resmen. Şuraya bak. Ay harika gözüküyor ya. Kendimize aşık olduk resmen. Bugünü Erin de ayrıca blokladı. Muhakkak onun kanalına da abone olup son videosunu izleyin. Açıklama kısmına linkini koyacağım zaten. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonra bol bol sarışınlıkla, sarı saçla alakalı içerik paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.